Değerli izleyicilerimiz, Oyunluspor'sa Euroleague özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Anıl'la beraber Anadolu Efes Zalgiris, Valencia Fenerbahçe maçlarıyla birlikte Euroleague'de All-Star olsa nasıl bir beş çıkarırdık? Buna yanıt arayacağız. Hoş geldin Anıl. Hoş buldum Berke, nasılsın? Pek iyi değilim. Geçici süreli bir hafıza kaybım oldu. Niye? Malum. Sanki çok kötü bir maç izlemiş gibi konuşuyorsun. Evet, çok kötü bir maç seyrettik çünkü. Yani bayağı kötü bir maçtı zaten. Bununla ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Sen nasılsın? Ya sen de biraz değindin. Aslında pek şimdi girmek istemiyorum Fenerbahçe maçına ama Euroleague tarihinin en kötü maçlarından biriydi bence. Evet. Bir ara utançtan ekranı falan kapattım. O kadar kötüydü. İstersen şimdi biraz Efes'in güzel oyundan bahsedelim. Sonra oraya geçelim. Olur. Dediğim gibi ilk Efes Zalgiris maçından başlayalım. Yani Efes zaten artık Efes'in maç kazanması haber değeri taşımıyor. Bu duruma geldi. Bakıyorsun Efes önde. Zaten maç çoktan koparmış. Ki zaten ben uyumuştum. İlk periyodun sonuna doğru uyandım. Baktım zaten maç bitmiş. Yani takım erkenden maçın artık böyle cebine koymuş gitmiş artık. Sen bu maç hakkında ne söylemek istersin? Ya ben maç üzerinde çok şimdi biraz Efes'e değinmek istiyorum. Biliyorsun ben sinemayı çok seven bir kişiyim. En sevdiğim yönetmenlerinden biri Quentin Tarantino. Ve Tabii. Tarantino'nun Kill Bill diye bir filmi var. Çok severim. Kill Bill bir intikam öyküsü belki. İki filmden oluşuyor. Birincisinde bir kadına çok eziyetler ediliyor. Üzerinden geçiliyor. İkinci filmde bütün intikamını alıyor. Herkesi mezara gömüyor. Anadolu Efes şu an bunu yapıyor. İlk maçta Zalgiris'ten 16 sayı yemişti. Bugün Zalgiris'e 30 sayıya yatırdı Efes. Ve senin de dediğin gibi ilk periyottan maç zaten bitti yani. Ki burada Larkin oyunda yoktu. Brian Dustin oyunda yoktu. Vasilije Micić, Kurnazov Simon, Sertaç gibi oyuncular ilk 5 dakikada potayı tarumar ediyor adeta sağdan soldan. Ve rakibin fişini çekiyor. Burada Zalgiris'in de çok hatası var bence. Çünkü daha ilk periyotta hep oyundan yani kolektif oyundan ziyade bireylerden oynuyorlar. İşte Geoffrey Laverne'e çok top kaldı. Mesela Geoffrey Laverne sizin hücumunuzun ana oyuncusuysa maça başlarken siz zaten kaybetmeyi göze almışsınızdır. Ki Laverne zaten bence felaket bir oyuncu. Onu orada Sertaç işledi. Ya Anadolu Efes'te şu an işler çok iyi gidiyor. Geçen programda bahsetmiştik. Şu an ligde yıkılabilecek bir takım var mı diye. Efes bize her hafta yok kardeşim diyor. Biz yıkabilecek kimse yok. Biz adım adım zirveye doğru çıkacağız diyor. Büyük ihtimalle Barcelona birinci, Anadolu Efes ikinci, CSKA üçüncü bitirecek ligi. Böyle giderse. Ya çok iyi ya. Efes'i izlemek de çok zevkli. Ama şöyle zevkli. Ya bir Türk izleyici, bir Türk basketbol sever Efes maçı açtığında mutlu olur ama genel bir basketbol seyircisi bu maçtan mutlu olmaz çünkü maç ilk periyotta bitiyor ve ondan sonra öylesine oynuyor gibi bir durum var. Çekişme yok, mücadele yok. Efes geliyor, üçlüyle diyor gidiyor. Smacını basıyor gidiyor. Aynen. Öyle bir sorun var ama bu da tatlı bir sorun. Ergin Ataman'ı da tebrik etmek lazım. Shane Larkin'i ikinci beşe koyması, Vasilije Micić'e güvenmesi, ona sorumluluk vermesi, ona özgürlük vermesi. Shane Larkin'i ikinci beşe monte edip Larkin'in buna ikna edebilmesi ve Larkin'in ikinci beşten getirdiği etkiyle ilk beşin verdiği verimi sürdürebilmesi de çok önemli burada. Larkin ya, küskünlük de yapabilir. Bazı oyuncular da vardır. Özellikle NBA'de çok görürüz. Mesela Sacramento Kings'te Buddy Hield ikinci beşe çekilmişti bir dönem. Sırf bu yüzden takımı baltalıyordu üçte. Kötü şut tercihleri yapıyordu. Top kayıpları yapıyordu. Ama Larkin görevinin üstesinden harika bir şekilde geliyor. Efes'te zirvede emin adımlarla ilerliyor. Çok, çok güzel bir Efes değerlendirmesi aldım senden. Ya çok verimliydi. Teşekkür ederim. Öncelikle verdiğin ilk örnek çok iyiydi. Kill Bill'den bahsetmen zaten. Evet, Şu teşekkür ederim. Ya, maçı yani izlerken ilk aklıma bu geldi. O da aslında bu Kill Bill olayı da şundan dolayı gerçekleşmiş olabilir. Geçen sene işte rol iptal edildi ya. Ya bir Evet. intikam şey olabilir aslında bu. Yani Covid'den intikam alınıyor gibi olabilir. Evet aslında baktığın zaman orası da doğru. Çünkü geçen sene herkes Efes'in şampiyon olmasını bekliyordu.
Efes dolu düzgün gidiyordu ve bir anda ligde iptal edildi. Hem ligde hem de Euroleague'de. Efes'in şampiyonluğu biraz güme gitmiş gibi oldu. Aynen. Bu yıl onun da acısını alıyor gibiler. Umarım Evet. bu yolda devam ederler diyelim Efes. Umarım. Ben de işte her zaman bahsettiğimiz ilk çeyrek verimi Efes'in yine. İşte sana istatistik vermek istiyorum burada. Efes'in ilk çeyrekte ikilik isabetsizliği yok. 6'da 6. %100 Yani. ikilik saha içinden. Ya Tabii. inanılmaz yani. Yani 7'de 4 üçlük. Aynısını CSK'ya karşı yaptılar. İlk çeyrekte yine 4 üçlükle. Yani burada aslında bu bize bir şey mesajını vermiş olabilir. Belki de Ergun Ataman bunu önceden planlıyordur büyük ihtimalle. 4-3'lük isabetini takımına bir kota olarak koymuş olabilir. Ben açıkçası böyle düşünmeye Evet, başladım doğru. bu istatistikleri görünce. Yani Efes dolu dizgin. Hani dediğim gibi artık Efes'in kazandığı maç bir haber değeri taşımıyor. Efes bugünkü oyunu zaten şunu kanıtladı. Maçı ilk yarıda bitirmesiyle, ilk çeyrekte bitirmesiyle birlikte. Ben diyor artık playoff'ta elimden geleni yapacağım. Final Four'da elimden geleni yapacağım. Şampiyon uzanacağım diyor. Tamamen bu. Yani Ya tamam böyle öyle playoff görünüyor. oyunu. Bu Evet. tam playoff oyunu artık. Oyuncuların birbiriyle anlaşması, oyuncuların birbirine gerektiği anda dinlendirebilmesi. Tabii ki Ergun Ataman'ın da burada katkısı göz önünde yani bayağı. Bu tamamen bir playoff hazırlık. Ki umarım Efes de Doğru. bu yolun sonunu şampiyonlukla bitirir. Peki sence şöyle bir sorun olabilir mi? Biliyorsun erken form tutma gibi bir sorun var. Sence Efes zirve noktaya erken çıkmış olabilir mi? Az Yani önce tam bahsettiğim playoff konu. zamanı düşüşe geçerse bu Hı-hı. sıkıntı olabilir belki. Ya o kadar fazla oyuncun var ki senin. Yani geçsen bile illaki biri ayağa kaldıracak takımı. Tabii. Ya zaten benim ya bu eleştiri değil. Yani Hı-hı. sofra o kadar zengin ki ben bir de kuş sütü arıyorum burada, anladın mı? Yani nereden dokundurayım diye arıyorum. Yoksa hiçbir sıkıntı yok Efes Tabii. için. Aynen Dolu öyle. düzgün gidiyorlar. Bir de bu maçta yaptıkları asist sayısı 23 asist. Devasa yani. Evet. Daha Çok bir iyi. Euroleague Çok maçında iyi ve aslında. herhangi bir maçta yapılabilecek en verimli asist sayısı bence. Fenerbahçe'nin vardı bir 27 sanırım ya da 25 bu yıl. Evet o civar var hatırlıyorum o maçı doğru evet öyle bir şey var. Bir Evet. maçta zaten 20'nin üzerinde asist yaptığın maçları kazanırsın ki. E tabii canım. Senin takımında herkesi besleyebilmişsin. Bütün oyunculardan skor katkısı alabilmişsin demektir. 20 Evet. asist. Çok büyük bir sayı. Evet. İstersen Valencia Fenerbahçe maçına geçelim mi? Geçmeyelim bence. Kapatalım burada programı. Yani en başta bahsettiğim gibi ha geçici hafıza kaybı yaşadım. O anki halim profilimdedir şu an. Ölü salih gibiyim. Yattım Ölü Salih. sadece. Yani çok kötü maçtı. Ben Euroleague'de uzun zamandır bu kadar kötü maç seyretmiyordum hanım. Ne Ya demek istersin? ben de izlemiyordum. Fenerbahçe 52 sayıda kaldı ya şu maçta. Baktım bu yıl attığı en düşük skor. Ki bu takım bu yıl cehennemin en dibine kadar indi. Barcelona'dan 42 sayı fark yedi. Orada bile bu kadar düşük skor atmamıştı. Ya son 15 maçında galiba bir yenilgi alan bir takım, sürekli 90-100 barajında dolaşan bir takım bugün nasıl 52 sayı atar? Açıkçası ben buna verecek cevabım Evet. yok. Ya bir de Ben şey şunu söyleyebilirim. Marco söyle. Guduric yoktu. Bir oyuncunun olmaması seni bu kadar etkileyebilir mi? Etkiler. Ama bu zaten senin sorunun demek. Sen bir oyuncuya bu kadar bağımlı olamazsın. İşte maçın başında yine bir sorun var ya. Bu Efes maçından beri üçüncü kez oluyor. Maçın başlarında Fenerbahçe çok tıkanıyor. İşin garibi orada Valencia tıkandı. Hatta Evet. Fenerbahçe öndeydi yani böyle bir. Daha 5 dakika geçmişte skor 6-0 falandı. 5-0'dı. Belliydi orada. Aynen 5-0'dı. Sonra Evet. 7-6'ya döndü. Evet, 7-0'lık seri. Zaten serilerin maçıydı. Bir takım seri yapıyor, diğeri karşılık veriyor. Evet. Sonra son atağı Valencia yaptı ve maçı götürdü orada. Aynen öyle. Ya ben de yani bu aslında bir savunma maçı değil de hani hem savunman hem de hücumun da rezalet olduğu bir maçtı zaten. İşte Evet sen ya. seriden bahsettin mesela. Aslında maç erken kopabilirdi. 20-10'luk bir skor elde etmişti Valencia. Ardından Fenerbahçe 7-0'lık seri gelince Fenerbahçe maçı tekrardan tutundu orada. Yani sürekli bir Ya şöyle bir istatistik verebilir miyim ben peki evet. sana? Kulüp tarihinin en kötü ikinci üçlük performansını yaptı Fenerbahçe. Çok kötü ya. 23'te 3
ve %13. İstersen biraz bunun üzerinden konuş. Yani bu akıl alır gibi bir ses değil. Abi yani lütfen. Eddie Schürrle diye geldin takıma. Harikasın. Yani güzel dedin. İyi gidiyordun aslında. Fakat ne yaptılar sana Eddie? Sana ne oldu Eddie? Lütfen geri dön abi. Eddie'ye Eddie mektup yazıyorum şu kaset an mi ya. var acaba Eddie ile ilgili? Gerçekten üzülüyorum. Yani sonuçta şimdi şöyle bir şey düşünelim. İkimiz de sonuçta basketbol oynadık. Yani kafana set kuruyorsun, set Tabii. çiziyorsun. Abi Kokoşko Eddie'ye üçlük set çizdi çok belli. Var yani seti. Plansız değil yani. Her şey planlı. Abi boşluk kaçırma lütfen. Zaten kaçırırsan Valencia'ya karşı 52 sayıda kalırsın ya. Bir de Valencia'ya karşı kalıyorsun Evet 52 ya. sayı. Yani akıl alır gibi değil gerçekten. Bir de maçın son anlarında tam böyle maçın kopma noktasında, kırılma noktasında kaçırdığı iki tane üçlük var ki Fenerbahçe'de olma sebebi zaten o üçlükler. Sen Evet, o evet. üçlüğü atmadığın zaman sahada bulunmanın bir nedeni yok. Çünkü savunmada da bir artı yazamıyorsun takıma. Evet. Hücumda topu yere vuramıyorsun, pasta atamıyorsun, herhangi bir şey yapamıyorsun. Tek amacın, hayatta var olma tek sebebin o üçlüyü sokmak. Aynen, Onu da aynen öyle. yapamıyorsun. Aynen öyle. Bu kadar Aşağı haklısın. olmaz ya, gerçekten. Yani Bu arada abi Valencia'da konuşuruz ama Valencia'da iyi sanılmasın. Onlar da 24 üçlük yok attı. onlar kötü bir baş %20. geçirdi. O kadar çok boş hücumdan yararlanamadılar ki. Fenerbahçe'nin bu kadar maçın yakın bitmesi sebeplerinden biri de oydu yani. Doğru Bugün ya. Fenerbahçe değil de ne bileyim bir Efes, bir Milano olsaydı Paramparça otuza derdik yatırırdı bugün Valencia'yı. çok net Valencia. Evet Aynen evet. öyle. Ya işte sonuçta Eddie kötü olur. Okeysindir. Eddie kötüyse başkası oynar dersin. Abi Eddie kötü. Bartel kötü. Pierre kötü. Ben Pierre'in bu kadar kötü oynadığı maçı görmedim. Ya Pierre yine de iyiydi biliyor musun? Özellikle Ama çok top ilk kaybı yarıda, yaptı o da ilk yarının ya. sonlarında. Ama top çok ona kalıyor. Ve çok garip bir şekilde Ne sorun çözücü şekilde oynamaya çalışıyor. Hatta basketbol yaptırdı. hatırlıyorum Onları aynen. yapacak insan Pierre değil bu takımda. Pierre tamamlayıcı olacak. Doğru. Oyun Doğru. dönecek. Top Pierre'e gelecek. Pierre üçünü atacak. Pierre turnikesini atacak. Bunlar için var Pierre. Ama son 5 saniye yapılıyor. Bakıyorum top Pierre'in elinde. Ve Pierre kendi çabasıyla bir şeyler üretmeye çalışıyor. Evet ya Peki ben Nando De Colo, Lorenzo Brown niye var bu takımda? Bunlar için var. Nando De ya Colo örneğin bugün çok erken şut tercihlerinde bulundu. Ben uzun süre De Colo'nun bu kadar kötü şut seçtiğini görmemiştim. buraya bir şey ekleyeyim ben bir de. Maçın Tabii. sonunda skor sonuçta yakındı. Abi geldi mesela el üstünden ikilik yollamaya çalıştı. Orta mesafe yollamaya çalıştı De Colo. Ne Evet gerek ya. var? Ne gerek var? Ne gerek var? Ondan sonra ben sana yazdım hatta onu. Fenerbahçe mola aldı. Steps'ten sonra olması lazım. Abi molada çizilen set Ulanovas'ın üçlüğüne çizilmiş bir set herhalde. Ulanovas üçlük gönderdi Evet. mesela. Boş kalıp. Ulanovas bu takımda üçlük gönderecek en son isimlerden birisidir. Nokta. Evet ve şut stili bu arada çok öyle değil mi ya? Kötü. Bunu Çalarken böyle her insan program senin konuşmadan gülmeye geliyor. yoruldum. O kadar Evet. kötü kaldırıyor ki. Evet. Yani abi Queen kullansaydı be. Vallahi yeter be yani. Keşke ya. Gerçekten ya şu an Ya. çok kötüyüm ya. Hatırlatacak bir şey Evet. olur. Ve şöyle bak. Bir de şöyle ilginç bir istatistik var. Fenerbahçe'nin 21 basketi 18 top kaybı var. Abi gerçekten bak yıllardır NBA izliyorum. NBA'nin de tabanı çok kötüdür bilirsin. Tabii. Evet. Rezalet maçlar oynanır ama uzun süredir bu kadar kötü bir maç izlediğimi hatırlamıyorum. 18 top kaybı ve 21 basket inanılmaz sayılar bunlar. Aynen öyle. Bu maçla Abi bu arada alakalı. biraz da Bartel'i konuşalım ya. Doğru. Evet. Bitirmeden. Haklısın, haklısın. Kardeşim. Bartel. Neden? Çok kötü oynuyorsun ya. Allah'ım. Gerçekten Bartel'in bütün aile fertleriyle ilgili sözler kullandım bu maçta. Burada dile getiremeyeceğim şeyler. Bu kadar olmaz ya. Kesinlikle. Bu kadar olmaz ya. Bir yaptığı hücum faal var. Hiçbir şey yok. Sadece topsuz oyuncu perde yapacak. Adam orada gitti. Hareketli perdeleme yaptı. İnanılmaz ya. Evet. Bilmiyorum. Abi bir de oyunun bir bölümünde şöyle bir 5 vardı. Kenan Sipahi, Kyle Quinn, Bartel ve Ulanovas. Yani bu 4 oyuncu sahada bulunmaması gereken bu 4 oyuncu beraber sahandaydı. Cidden
Hani biz az önce dedik ya işte Valencia karşısında Efes veya Milano falan olsaydı paramparça derdi ama aynı şekilde Fenerbahçe'nin karşısında da öyle bir şey olsaydı kanka. Düşünemiyorum. Düşünsene bu oyunun yani Fenerbahçe'nin bu oyunla Milano'ya karşı çıktığını. Tarumar ederlerdi. Ya Yani da Efes'e karşı mesela. Yeniden bir Efes maçı. evet. Yani abi çok kötü. Çok çok kötü. Bartel mesela bir pot altına saçma sapan bir şey soktu ya. Aşırı saçma zaten. Çok bir yerde. Evet, hatta sana yazdım bile bunu. Oradan belliydi maçın nereye gideceğini, Bartel nasıl oynayacağını falan. Evet Herif onu ya. attı. Çok kötü. Ondan sonra üçlük falan kaçırıyor. Sonra sağ sahaya üçlük sallıyor. Potanın arkasına gidiyor. Evet, potanın arkasına gitti. İnanılmaz bir anda. Ben artık orada sinirden gülmeye başladım. Ben de. Ekranı falan kapattım böyle, sonra geri geldim. O çok kötü dakika vardı ya. Aynen öyle ya. Yeter herhalde bu kadar ya Fenerbahçe Valencia maçı için. Yeter Vallahi yeter. Stresimizi kalbim duracak hastalık. attık Fenerbahçe'yle. Aynen. Şimdi haftanın enlerine geçelim. Ardından Euroleague All-Star'a başlayabiliriz. Geçelim. Tamam. Haftanın takımı. Haftanın Kimi takımı seçiyoruz? Real Madrid'i devirerek Barcelona'yı seçiyoruz tabii ki de. Liderlerini koruyorlar Aynen. Barcelona. Aynen. Paul Gasol geldi takıma. Hı. Burada o da önemli sayılabilecek bir hamle. Yani oyunun Özellikle ismi değil oyuncu. ama isim olarak Paul Gasol. Evet. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Şutu var. İçeride hala işler yapabilir. Hı. Nikola Mirotic'le uyumu önemli. Haftanın oyuncusu. Haftanın en iyisi Kevin Pantır. Yani ismini Senin sevdiğim biricik oyuncu. oyuncu. Yani aşırı seviyorum. Hı. Zaten CSK'yı devirdi. 32 sayı attı, 32 sayı. Maçı da canlı seyrettim zaten. Yani bu performansta haftanın oyuncusu ünvan yakışırdı zaten. Evet. Ya Çok çok büyük oynuyor ya Kevin evet. Pantır. Bir de Milan'ın bu seviyeye çıkmasında da büyük etkisi var. evet kanka, yani şut tarzı olsun, böyle oyundaki duruşu olsun, hani çok klasik bir tabir vardır. Top ayağına yakışıyor, top eline yakışıyor gibi. Ya Hı. Panther'ın çok yakışıyor eline top. Yani top ondayken böyle güvenli Ben de izlemeyi hissediyorsun. seviyorum ya. Evet. O his çok bambaşka bir his gerçekten. Kevin Pantrov'u övdük. Son olarak haftanın hareketini de alalım senden. Haftanın hareketi geçen haftaki yine blok istedik daha doğrusu. Carl Hı Heinz'ın hı. Bolonboy'a yaptığı blok. O kadar güçlü bir gelişe karşı elini düzgün tutabilmesi. Zaten güçlü bir oyuncu. Yani Evet. bambaşka bir hareket. Gerçekten çok güzeldi. Ya ben de izliyordum o anda. Sanki Tanrı sahaya indi ve o bloğu yaptı gibi hissettim. O kadar güçlü gelen bir oyuncunun karşısında havada asılı kalıp o bloğu yapmak. Sonra CSK da onu ödüllendirdi. Baskete attı diğer potada. Çok büyülü bir andı. Haftanın en Evet. büyülü anıydı gerçekten. Evet. Haftanın enleri bu kadar. Haftanın de bu kadar. Şimdi Euroleague All-Star'a geçiyoruz. Hemen ben bir tanıtayım. Geçtiğimiz günlerde NBA All-Star oldu biliyorsun. Bizim Hı de bir hı. hayalimiz var. İşte Euroleague All-Star olsa nasıl bir ilk 5 çıkardı? Nasıl bir ilk 5 çıkardık veya ikimiz? Hangi koçlar alırdık? Bunu cevaplandırmak için Evet. buradayız. İstersen hiç hız kesmeden başlayalım. Başlayalım. O zaman ilk 5'lerden sen yürü. Bir numaralarımızı karşılaştırarak gidelim böyle. Ha, pozisyon pozisyon mu alacağız yoksa tüm takımı mı sayalım? Pozisyon alalım. Tamam. Hı. Benim bir numaram CSK'dan Mike James. Evet. Onu kendisini çok severim. Oyununu da severim. Karakteriyle ilgili spekülasyonlar var. Ama ben oraya değmiyorum. Sahada şutu olsun, penetreleri olsun seviyorum ve takımın gardı olarak alıyorum. Evet. Benim bir numaram Vasa Mistić. Yani bu sene Hı. bireysel de oyun getirdi. Takımsal da oyun getirdi. Ya yani bu sene her şeyi yaptı. Bir de çok saygıdeğer, sevdiğim bir oyuncu. Ondan dolayı ben bir numarama Büyük Vasa oynuyor. Mistić'i aldım. Aynen öyle. İkiyi söyle bakayım. Benim iki numaralı oyuncum Vasa Mistić'in takım arkadaşı Shane Larkin. Hı. Shane Larkin'i izlemek bir basketbol sayı için inanılmaz bir zevk. Onun takımı moda sokan, enerji getiren üçlüklerini çok seviyorum ve bu takımda da onun üçlüklerini görmek istiyorum. İki numarayı aldım. Güzel bir tercih. Evet, teşekkür Benim iki ederim. numaram Kyle Kulüç Barcelona'dan. Yani Hı zaten hı.
Barcelona maçlarını seyretmemin sebeplerinden bir tanesi olabilir. Kyle Korver için üçlük yüzdesi veya işte keskin şütörlüğü. Böyle şut çeken, şut atan oyuncuları çok seviyorum gerçekten EuroLeague'de. Değerli bir isim zaten bu Evet, da benim Kaykuş. için. Kaykuş da bu yıl artık isimden söz ettiriyor ve çok değerli bir de şutör haline geldi yani. Evet. EuroLeague'de böyle EuroLeague'de yani ilk 3 şütörün içine sokarsın bence Kyle Korver'ı rahatça. Evet, sokabilirsin yani. 3 numara. Üç numaram ilk iki isime göre biraz daha düşük ama gönlümde ayrı biri olan ayrıca Şubat ayının oyuncusu olan Nikola Kalinic. İlk iki oyuncudan hücum katkısı alırım dedi. Nikola Kalinic de buraya savunma getirecek. Biraz da eğlence getirecek. Eğlenceli bir karakter. Evet. 3 numarayı onu aldım. Benim 3 numaram Bayern Senin. Münih'inde bu sene playoff odasında kalmasını sağlayan oyunculardan birisi olan Lucic. Yani yıllardır zaten standart bir oyunu var. Yani sana 10 üzerinden kesinlikle 7 puanı veriyor. Yani işte Evet. gerekli zamanlarda sorumluluk alabilen bir oyuncu. 3 numara olarak işte şut kaldırabiliyor, içeri drive edebiliyor, basket foul alabiliyor. Ondan dolayı ben 3 numara Lucic seçtim. 4. 4 numaram liderin en önemli oyuncusu Nikola Mirotic. Yani bu yıl büyük oynuyor Nikola Mirotic. Adı gibi büyük oynuyor. Buranın tek sahibi o bence. Benim 4 numaram 2010'lu yılların en iyi 4 veya 5 numarası. Ben bunu 4 aldım. Kyle Hines. Yine haftanın hareketini de seçtik zaten. CSK maçında mükemmel performans sergiledi. Sürekli yine Lucic gibi standartın üstüne çıkan bir performansı var. CSK'daki performansı çok iyiydi. Şu an Milano'da yine keza çok iyi oynuyor. Yani bir de benim Kyle Hines'a karşı bir zaafım var nedense. Çünkü yani Ya şey sempatik bir oyuncu bence. evet Lig öyle bir lider oyuncu. falan. Bir de Galatasaray EuroLeague'deyken mesela falan seyrediyordum. O zaman da küçüktüm sonuçta. Böyle seyrederken gözüme çarpıyordu. Hoşuma gidiyordu onu seyretmek. Yani küçüklüğümden beri takip ettiğim bir oyuncu. Seviyordum açıkçası. İyi oyuncu, iyi. Özellikle oyuncu. 5 numara. Son oyuncum Walter Tavares. Real Madrid bu sezon kötü oynuyor. Ama hala playoff olmasın. Ve onun tek sebebi Walter Tavares. Ligin en uzun pivotu olabilir. Onu bilmiyorum ama kesinlikle boyalı alanı en çok domine eden pivotu Walter Doğru. Tavares. Ki Yan Veseli falan denize döküyor yani oynadığı maçlarda. Aynen. O yüzden de oraya aldım onu. O zaman ben 5 numara Yan Veseli'yi aldım. Denize döküldük ama hayattayız. Abi Yan Veseli. Seves ya. Tabii ki tabii ki tabii. Yani böyle şut kaldıran oyuncu çok sevdiğim için zaten. Veseli orta mesafeden kaldırıp atıyor zaten. Onun en çok geliştirdiği özelliklerden bir tanesi. Bu çok hoşuma gittiği için de 5 numaraya Veseli'yi aldım. Ki seviyorum yani. Seviyorum. Senden o Veseli zaman sevmez mi ya? Veseli bu gerçekten çok iyi oyuncu. aynen öyle. Yarattığın ilk 5'e bir koç söylemeni istiyorum. Kim o koç? Koçum Milano'dan geliyor. Ettore Messina. Bence bu yılın en büyük işini yapan koçu Messina. Kısmen veteran denebilecek oyuncularla işte sen dedin Kyle Hines, Datome, Kevin Pantır. Bu oyuncularla bir sistem kurdu ve şu an Euroleague'in zirvesini oynuyor. Evet. Bu yılda Fenerbahçe şampiyon olmazsa Milano'nun şampiyon olmasını isterim açıkçası. Efes. Efes de isterim tabii. Ayıp. Çok karıştırmayalım orayı istersen. Çok karıştırmayalım. Messina diyorum. Güzel. Senin koçun kim? Benim koçum Sarunas Şüşkevicius. Zaten yani oyuncunun da sevdiğim bir karakterdi. Takımımız da öyle. Yani, bu kenardaki hırsı çok hoşuma gidiyor onun. Sürekli hırslı, sürekli böyle Tabii elini canım. savuruyor, bir şeyler söylüyor sürekli. Takımını hep böyle diri tutmaya çalışıyor. Yani takımının şunu sağlıyor. Formasının hakkını vermesini istiyor. Diyor ki sen Barcelona'nın oyuncusun. Ona göre oyna. O hissi yaşatıyor oyuncuya. Evet. Ki zaten Zalgiris'ten Barcelona'ya da transfer yaptı yani. Bu da bence onun için başarı. Büyük başarı hatta. Büyük başarı. Ben tam onu değinecektim ya. Zalgiris'teyken ligin en az bütçesiyle yarattığı büyük işler zaten herkesin gözünü doldurmuştu ve Barcelona'ya geldi. Şu an lig lideri yaptı takımı. Çok büyük bir koç olma yolunda ilerliyor. Umarım
İleriki zamanlarda Türkiye'de yolu düşer koçun ve izleme Umarım. şansı bulursun. Umarım. Fenerbahçe çok isterim mesela. Takımlar nasıl oldu sence? Dengeli mi oldu? Takımlar yani şu ikimizin ilk beşlerini bir şey yapsak, karşılaştırsak ya daha doğrusu maç yaptırsak bilmiyorum. Çok yani şey gider. Başa baş Sonlara gider. gider ya kesin. Kesin Evet kesin gider. evet. Zaten bizim de NBA oynarken gidiyor ama ben bu hafta anla boş ver geç. Geçiyorum. İyi değilim. İyi değilim cidden. O konuda hala kızgınım kendime. Seni denize döktüm resmen ya. Yok ettim. Kardeşim yapacak bir şey yok. Vallahi üzgünüm. Neyse. Peki biliyorsun All Star'da üçlük yarışması, smaç yarışması oluyor. Üçlük Hı. yarışmasında favorin kim olurdu? Yani sence kim üçlük şampiyonu olurdu? Üçlük yarışmasına favori bir isim aldım. Marko Guduric. Nokta şutör olarak buranın oyuncusu mu bilmiyorum ama Akan oyundaki attığı üçlükleri falan çok beğeniyorum ben. O yüzden buraya Guduric'i aldım. Ama senin ismin sanki benim oyuncumdan daha iyi gibi. İstersen Benim sen söyle. ya az önce övdüğüm bir isim zaten 2 numaramda olan bir oyuncu Kyle Kuric. Yani yeteri Hı. kadar övdüm. Yani çok zevk veren bir oyuncu zaten. Daha fazla söze gerek yok diyorsun. Tabii tabii kesinlikle. Smaç'ta kim alırsın peki? Smaç'ta Derrick Williams. Burada iddialıyım. Williams'ın vurduğu o estetik smaçlar, enerjili patlayan smaçların hastasıyım. Evet. Bence bu yarışmanın galibi Williams. Diyorsun. İddialıyım ya bu konuda. Ben biraz şey tercih ettim bu konuda. Kısa ve atletik. Böyle bir oyuncu Hı-hı. tercih ettim. Bu yüzden Shep McKissick. Çünkü Oyuncudur. şimdi şöyle bir şey var. Derrick Williams'a karşıdan baktığında hiçbir şey bilmesen smaç basıyor dersin değil mi? Yani bu adam smaç Evet ya basar boyu. İşte ama o tip var aynen. McKissick böyle uzaktan baktığında hani biraz beklemezsin ama öyle bir şey çıkarıyor ki, performans çıkarıyor ki bu smaç konusunda. İşin ehlilerden bir tanesi bence. Evet. Haklısın. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Sor. Mekisik bu enerjisini sevgilisinden alıyor olabilir mi? Aslan, bunu iki önceki programda konuşmuştuk sanırım. Alıyor demiştik. Hala arkasındayım. Alıyor. Hala arkasındasın yani Tabii. tezinin. Aynen öyle. Öyle diyorsun öyledir ya. Belki size de selamlar buradan. Evet selamlar. Türkiye'den de yolu geçmiş bu oyuncu. Evet. Kapat. Kapatıyor muyuz? Biz de kendi turnuvamızı yaptık. Hı Kardeşim biraz konuşalım ya. Boşlukta bir hı. şeyler yaptık. Konuş. Ya smaç ve üçlük anlamını tabii ki NBA'in görkemine asla ulaşamaz. Oradaki oyuncular Kesinlikle. bambaşka bir seviye. Hı. Ha, bu arada smaçta ulaşabilir O belki. Benim evet. smaçım çok düşüktü NBA'de. O Ben yani. izlemedim bile biliyor musun? Hangi smaç Hı. şampiyon oldu bilmiyorum. Şey oldu. Şu öpücük gönderiyor ya smaç basarken görmüşsünüz herhalde. Ha. Yani Ama onu değmiyor bile yani. tek Yani değmesi özelliği gerekiyor öpücük da gönderebilmesi yakınlaşma herhalde. falan. Bence anlamsızdı. Bence de. Burada NBA ile kapışabiliriz. Maçta da şöyle bir şey var. İsimler tabii ki çok düşük oraya göre ama daha ciddi oyuncular bunlar ya. Böyle kıran kırana bir maç ve estetik oyuncularla güzel bir maç olabilir yani. Evet. Kesinlikle. O zaman kapatıyorum. Kapat. Ekleyeceğiniz sözler yoksa. Ekleyeceğim Tamam. söz şu. Yani Ed lütfen beni dinle. Birlikte başarabiliriz. Buradan Ebi'ye açık mesaj veriyoruz. Ya sev ya terk et Ebi. Artık yeter. Euroleague'in son haftasını konuştuk. Anadolu Efes galibiyeti ve Fenerbahçe mağlubiyeti. Onun yanında NBA'deki All-Star etkinliğiyle beraber biz de kendi All-Star oyuncularımızı seçtik. Onlar üzerinden konuştuk. Zevkli bir sohbetti belki. Kötü maça rağmen ben çok keyif aldım bu programda. Evet ben de. Sen de umarım öyledir. Hı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler diyorum. Hoşça kalın. Come on. Let's go. I feel devotion.